Efendim şimdi balık av sezonu 1 Eylül'de başladı ama ne balıkçılar ne de vatandaş umduğunu bulamadı. Balık bir türlü ağlarla buluşmadı. Düşmesi beklenen balık fiyatları da bu arada yükseldi. Detaylarına haberimizden bakalım, sonra konuşacağız biraz. Bu sene balık yok. Bu sene hakikaten kıtlık bir sezon yaşıyoruz. Fiyatlar çok pahalı, başını almış gidiyor. Hem vatandaş hem de balıkçı keyifsiz. Av sezonu beklentiyi karşılamayınca balık pazarına giden vatandaş elleri boş döndü. Bağcılardan geldik, balık alalım diye çok pahalı. Bütçemiz kaldırmıyor. 1 Eylül itibariyle av yasağı kalktı. Balıkçılar 4,5 aylık aranın ardından denize açıldı. Bu sezon en büyük beklenti palamuttaydı. Ancak palamut ağa takılmadı. Şu an palamutun çok olması lazım. Balıkçının mükemmel olması lazım. Hiçbir şey yok şu an. Deniz kupkuru. Geçen sene bu zaman şu görmüş olduğunuz tezgahta komple palamut doluydu. Şu an bir tabla palamut var. Balık yok zaten, az denilecek kadar yok yani şimdi. Olandan yetineceğiz. Yapılacak bir şey yok. 1 Eylül itibariyle av yasağı kalktı ama balıkçıların yüzü gülmedi. Av yasağından önce umutlu olan balıkçılar denizden eli boş döndü. Bu durumda tezgahtaki fiyatlara yansıdı. Geçen sene bu zaman hamsinin kilosunu biz 10 lira satıyorduk. Şimdi 20 lira. İstavrit 10 lira satıyorduk. 20 lira. Palamut şunları biz 3 lira 4 lira satıyorduk. Şu an 15 lira. Balık yok. Biz pahalı alıyoruz. Milletine pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Balıkçılara göre deniz henüz soğumadı. Balığın olmamasının nedeni de bu. Sular daha sıcak. Balık dipte. Daha yukarı çıkmadı. Ama fırtına olur. Biraz deniz soğursa, bolluk, bereket olursa inşallah biz de tezgahlarımı satacağız. Ancak kimi balıkçıya göre balık olmamasının bir başka nedeni de düzensiz avlanma. İstanbul Boğazı'ndaki dalyanlar yüzünden balık yumurta varken balık dalyana girdiği zaman çıkamıyor. Ve bu dalyancılar bu balığı tutup yazın sattılar. İnanılmaz da balıkların içinde yumurta vardı. Tezgahlar şu an için boş ama balıkçıların umutları hala var. Geçen sene balık boldu. Morallerimiz de çok yerindeydi ama bu sene balık yok. Morallerimiz de bozuk. Umudumuz var, bekliyoruz. Beklemeye devam edeceğiz. Evet, balıkçılar kendilerince sebeplerini açıklıyorlar. Biz de biraz konuşalım istiyoruz. Şimdi bu 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla birlikte umulanın bulunamaması meselesi. Nedenlerini konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojileri ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Saadet Karakulak ve İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Mahmut Uçan konuğumuz. Hoş geldiniz. Sayın Uçan, siz de hoş geldiniz yerimize. Ben teşekkürler. Hemen sizinle başlayayım Sayın Karakulak. Yani ne değişti şimdi önceki yıllara göre? Fark ne? Ne oluyor? Ne bitiyor? Biraz bize anlatın isterseniz. Balıkçılar haklı mı söylediklerinde bu avlanmalarla ilgili? Evet, 1 Eylül itibariyle balıkçılık sezonumuz açıldı. Tezgahlarda balığı göremiyoruz. Bu sene gerçekten balıkçılığın kötü gittiğini herkes, bütün kamuoyu da görmüş oldu. Ama aslında biz bilim adamı olarak senelerdir söylüyorduk. Balık stoklarımızda ciddi olarak azalma var. Neden? Son 18 yıla baktığımızda av miktarlarımız 500 bin tondan şu an 314 bin tona düştü. Yaklaşık 200 bin tonluk bir düşüş var. Sebebi sadece bir nedeni yok. Ama en önemli sebeplerini saydığımızda bir aşırı avcılık var. Henüz ülke olarak avcılıkta kota uygulamasına geçmediğimiz için balıkçılarımız denize çıktığında maksimum düzeyde avcılık yapılıyor ki bu da balık stoklarının azalmasına yol açıyor. Diğer bir etken, yasa dışı, kayıt dışı avcılık söz konusu. Bununla mücadele de mutlaka edilmesi lazım. Yani illegal olarak faaliyetini bulunarak yaptığı faaliyet diğer balıkçılara da zarar vermekte. Nasıl yani, şöyle, bu av sezonu dışında yapılan bir şey mi yoksa av sezonundaki yasa dışı avcılıktan mı söz ediyorsunuz? Balıkçılık yönetimimizde bir su ürünleri tebliğimiz var. Tebliğinde balıkçılığın nasıl yapılması gerektiğini, hangi av araçlarının hangi ölçüde kullanılmasını, hı hı, ve hangi bölgelerde hangi balığın hangi boyda tutulacağına dair çok detaylı bir su ürünleri tebliğimiz var. Bu tebliğdeki kurallara uymayan her balıkçılık faaliyetini biz yasa dışı, kayıt dışı, ki bu istatistiklere de yansımayan miktar. Yasa dışı avcılık var ki dünyada çok önemseniyor ve bununla ciddi mücadele var. Bu etkilerin yanında deniz kirliliğinin olması, küresel iklim değişikliğinin etkisi, ki bu sene aslında bütün dünyayı etkileyen bir şey değil mi ama? Yani dünyayı etkiliyor ama
balıklarımızı bu sene fazla olarak etkiledi. Bizim göçmen balıklar bakımından çok zengin bir ülkeyiz. Balıklarımız Ege'den Karadeniz'e üreme amaçlı göç ediyor ve üreme dönemindeki her olumsuz faaliyet üremeyi olumsuz etkiler ve balık stoklarını yeni bireylerin katılmasını, suya yeni katılımı etkiler. Bu seneye baktığımızda Temmuz ayından beri yağışların çok fazla olduğunu görmekteyiz. Rüzgarlar var ve bunlar üremeyi zamanını olumsuz etkiledi ve biz bu sene çingene ve palamutunu göremedik. Yani palamutun yavrularını görmemiz lazımdı. Bunları göremedik. Ben küresel iklim değişikliğinin bu sene olumsuz etkilediğini söylüyorum. Küresel iklim değişikliği hani her yıl konuştuğumuz bir meseledir. O yüzden özellikle ondan mıdır diye sordum. Şimdi bizi izleyenler muhtemelen yani akşam biz balık yiyecek miyiz? Kaç ay daha yiyeceğiz? Onu da merak ediyorlardır. Ya da ne kadar pahalı yiyeceğiz gibi şeyleri. Hani bu küresel ısınmayla doğrudan ilgili bir şey mi biraz da... Küresel şöyle etkisini anlatmak gerekirse her sıcaklığın artışı denizlerde akıntı sistemlerinin dolaşımını etki eder. Ve balıklar da bu akıntı sistemini kullanarak göç yaptığı için göçlerinin değiştiğini, üreme periyotlarının değiştiğini görüyoruz. Her bir üreme döneminin değişmesi ki şu an avlanılan palamut ve lüferlerin gonat gelişimi hala devam ediyor. Oysa üremenin çoktan bitmiş olması lazım ki yeni bireyler olduğunda zaten kış şartlarında yaşaması mümkün değil. Peki. Sayın Uçan, size dönelim hemen. Şimdi az önce tam da bıraktığım yerden ekleyecekleriniz varsa alayım ama vatandaş da merak ediyor. Hani biz pahalı balık mı yiyeceğiz? Ne zamana kadar yiyeceğiz? Kasım Aralık ayında balıkçılık bitebilir diyenler var bu arada. Nedir durum? Biraz siz de dinleyelim. Şu anda hocam konuştuğu gibi bizim denizlerimiz göç denizi, yatak denizi değil. En büyük sorunumuzun bir tanesi kıyı yasağı. Bu kıyı yasağı önceden 11 metreydi. Şu an bu 24 metre. Bunun ivedilikle Sayın Cumhurbaşkanı Bakanımızın geçen Ağustos'un açılışında da konuştuk. En az 15 metre inmesi lazım. Yani bizim denizdeki biz balım tutamıyoruz. Doğru, balıklar diğer ülkelere gidiyor. Ve biz o balıkları halkımıza girdiremiyoruz. Yani yaptığımız avcılık normalde geri dönüşümü olmayan bir döviz yani getiriyoruz. Ülkemiz hiçbir geri dönüşüm olmadan halkımızı hem halkımız omega 3'ten faydalanmış oluyor hem de ülkemize katma değer üretmiş oluyoruz. Diğer bir noktada doğru. Hocam dediği gibi de iklimler çok serin geçti hakikaten. Yumurta tutmadı. Ama şu an dünle bugün biz hamsi balığı, ışık avcılığı başladı. Yasak vardı 1-15'ine kadar. Onun da bir etkisi vardı. Ve şu an hamsi balığı tezgahlarda 12 ile 15 arası. Yani herhangi bir tezgaha bakabilirsiniz. Yani pazarlarda, bütün tezgahlarda 12-15 bin lira kilosu halkımız çok rahat yiyebilir. 12-15 lira. Evet. Geçen sene 5 liraya kadar düşmüştü sanki, öyle hatırlıyorum. Efendim, geçen sene çok bolluk vardı ama hamsiler inceydi. Çok olumlu değildi yani. Çok ince olduğu için de az talebi mesela şimdiki hamsilerimiz kiloda 75 tane bir kilo geliyor. Geçen senekiler 175 tane, 165 tane bir kilo geliyordu. Tabii küçüktü. Ama bu şöyle, bizim atalarımız, büyüklerimiz şöyle söyler. Denizlerimiz her zaman hamiledir. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. 2005 yılında mesela palamut balığı hiç yoktu böyle. Yine aynı böyle bir görüntü vardı. Ama 21'inde, yani 21 Eylül'de bir balık patladı. Tam hiç kasa bulamadık yanı balıklar kasalamaya. Yani bu belli olmaz. İlla ki Rabbimin işi belli, yani olur yani ama bu sene rastgele meselesi bol devam ediyor yani, değil mi? Tabii. Geçen seneki bol bir avcılık tabii ki olmayacak. O bir gerçek. Ama bu arada istart balığımız. Mesela istart balığı 11 santim olmasını Sayın Bakanımızdan talep ediyoruz. Hala 13 santim. İstart balığı çok geç yetişen bir balıktır. Hocam da iyi bilir. Bunun 11 santim olması çok uygundur. Bir de artık kıyı yasağı. Kıyı yasağımız kalktığı zaman ben inanıyorum ki biz lüferi de, çinekobu da, palamudu da, İstarı'da da hepsini bol halkımıza ucuz yedireceğiz. Peki hocam, diyor ki yani yanlış anlamadıysam İstarı'nın boyutunu küçültmemek lazım mı diyorsunuz? Evet. Hayır. Niye küçültmemek? Hocam, bir de fazla avlandığınız noktasında katılır mısınız? Hayır. Önce biz bak şunu hocama şunu söyleyeyim. Mesela bizim geçmişteki bakanımız adaları ve Büyükçekmece'yi yasak etti. Bir de Ereğli, Karadeniz, Karamürsel Ereğli. Bu yasağın kesinlikle bize zararı oldu, ülkemize zararı oldu. Bir faydası yok yani. Bununla ilgili hocamın bir bilim olarak çalışması var mı? Soralım kesinlikle hemen. Kesinlikle bizim denizde... Neden yasaklanır?
Tamam. Sayın Uçan bir saniye. Ben hemen hocama sorayım. Sayın Karakulak buyurun. Yani bir o boyut meselesi, iki yasaklanması buyurun. Şimdi balıklara kendi neslini devam ettirebilmesi için mutlaka hayat evrelerinde bir kez üreme şansının verilmesi lazım. Bu dikkate alınarak balıkçılık yönetiminde minimum avlanabilir boylar belirlenmiştir. İstavrit için 13 santim, diğer balıklar için de mesela lüfer için şu an 18 santim uygulanıyor ki bu bile yetersiz. Ama orkinoza baktığımızda 30 kilogram baz alınıyor. Balığın ilk ürediği boy ve ağırlık bizler için önemli. Biz bunları düşürdüğümüz takdirde stoklar kendini yenileyemeyecek ve çoğalamayacak. Mutlaka, yani 13 santim ancak hocam, yeterli. Ancak ilk üremesine 13 santimde yaşıyor. Hocam, eğer biz bunu küçük tuttuğumuz takdirde bu hiç ilk cinsel olgunluk boyuna gelmemiş, yumurta vermemiş hocam, bireyleri tutuyor olacağız ki gitgide stok düşüyor. Sayın Uçan bir hocam, şey buyurun. Hayır hocam bak normalde her çinekop balığı lüfer olacak bir kaydı yok. Çinekop balığı ayrı bir balıktır, lüfer ayrı bir balık. Yani onun ikisinin de bizde ağa bilen ayrıdır. Bizim balıkçı sektöründe çinekop ağa başkadır. Lüfer ağı başkadır. Yani bunu bilin hocam. Yani biz her çinekop lüfer olmaz. Çinekop balığı normalde 15 santimdi. Bunu maalesef bazı kurumlar, Greenpeace firmalarla beraber bunu başardılar. Seninki kastan lüferime dokunma falan, balıma dokunma yok. Buna çok ciddi şekilde bir bilim araştırması yok yani. Sadece birilerinin mutlu olması için yapılan bir şeydir yani bu. Anlam bir karardı. Ne demek ve bu sektöre yani, şu an 11 santim hocam bir dakika, 11 santim o kıyı asanın 24'e çıkmasının Allah aşkına kime ne faydası var? Bu sektörün şu an vatandaşı 80 milyon balık geleceğine engel olmuş oluyorsunuz, biliyor musun hocam burada? Peki ya, bunun hocam bir anda kalkması lazım yani. Tamam, sonra dinliyoruz Sayın Uçan hocamı da. Şimdi İstanbul için, bizler için önemli olan iki balık türümüz var. Birisi palamuttur, birisi lüfer balığıdır. Bunları tüm kitap bilgilerimizle de baktığımızda bu iki balığa biz yıllardır her boy grubuna göre isim vermişiz. Palamut, çingene palamudur, daha büyüğü torik olarak isimlendiririz. Lüfere de baktığımızda çinekop büyüğü, defne yaprağı, sarı kanat ve kofana boyu vardır. Ama bu boyları farklı adlandırmamız bize farklı tür olduğunu göstermez. Aynı balık. Çinekop aynıdır. Büyünce, sarı kanat da ayrıdır. Büyüyünce farklı isimlerle adlandırıyoruz. Kesinlikle bunlar bilimsel olarak da aynı tür olduğunu gösteriyor. Diğer balıkçımızın söylediği kıyısal alan yasağına gelirsek, işte balıkları korumak için bir ilk üreme boylarını dikkate aldık. Bir de kıyısal alanları koruma altına almamız lazım. Aslında bu kıyısal alandaki balıkçılık faaliyetlerinin sınırlandırılması gerekiyor. Hocam bizim dünyada göç deniz, yatak deniz, gelişmiş ülkelere bize baktığımızda bizim Posidonya çayırı dediğimiz deniz çayırlarımız denizlerin can damarıdır. Göç denizi değil bizim denizlerimiz diyor. Siz göç denizi diyorsunuz. Biz göç denizindeyiz. Şu an balıkların göç yolu üzerindeyiz. Balıklar bizim İstanbul ve Çanakkale Boğazı yani bize, zaten biyolojik koridor olarak adlandırıyoruz. Hocam şimdi bak, isterseniz komple Marmara yasaklayalım. Kesinlikle bir şey değişmeyecek. Bizim denizlerimiz göç denizi, yatak denizi değil. Göç balık denizi. Bile beklemez. Evet, göç denizi. Evet, ben değil göç anlıyorum. Balık beklemeden o balığı siz tutmazsanız o balık İtalya'ya kadar gidiyor hocam. Romanya, hocam da aynısını söyledi. Göç denizi. Ben de göç yolu olduğunu söylüyorum. Tamam, istatistiklere baktığımızda da bu iki türü Akdeniz Havzası'nda sadece avcılığını yapan ülke biziz. Av miktarlarımız yüksek şu olarak hocam, gözüküyor. Bu yasaklar ve korumamız gereken de bizleriz. Benim anlatmak istediğim kıyısal alanlar çok önemli. Burada deniz çayırları var. Deniz çayırları bir sürü canlının barınma yerleridir. Özellikle yavru balıkların beslenme ve kendi gelişimini sağladıkları alan ve üreme yerleridir. Bu alanların korunması gerekiyor. Gelişmiş ülkelere baktığımızda Avrupa Birliği Akdeniz Havzası'nda 0 ile 50 metreyi koruma altına almış. Bizde kaç? Hocam, bizde şöyle 0 ile 50 metreyi... Bizimki bir mi hocam? Oradaki derinlikle bizim denizlerimiz... Bakın Akdeniz Havzası'ndan bahsediyorum. Bir biyoçeşitliliğin aynı olduğu coğrafya alanındayız. Ve hocam, bizde 50 metreye kadar, 0-50 metreye kadar endüstriyel balıkçılığı sokmuyor. Gırgır ve trol avcılığını 50 metrenin dışına, yalnız 0 ile 50 metrede küçük ölçekli balıkçılığa müsaade ediliyor. Burada iki amaç var. Öncelikle biyoçeşitliliği korumak, Posidonya çayırları da korumuş oluyoruz. Diğer bir
etken de küçük ölçekli balıkçının da avcılık sahası yaratmak lazım. Şu an dünyanın önemsediği bir balıkçılık grubu, geleneksel balıkçılık ve balıkçılık mesleğinin devamı için bu meslek grubuna pozitif ayrımcılık yapmakta. Yani o alanı onlara mı bırakıyorsunuz? Tabii o alanda ve onların kullandığı avaraçlarına bakarsak neden Türkiye'de şu an 0 ile 24 metre küçük ölçekli balıkçılığa ayrılmış, 24 metreden sonrası gırgır balıkçının avcılık yapabileceği saha. Yani bunu Avrupa Birliği 50 metre, biz 24 metre uyguluyoruz. Hocam bak şu an ki, tutulan balığın ve yetersiz balığın olduğu düşünülüyor. %80'ini bizim gırgır balıkçı tutuyor. Yani bu şimdi, katma değer üretiyorsa biz... Beni dinlerseniz söylemek istediğim, kullandıkları av araçlarını karşılaştırmamız lazım. Bir gırgır balıkçısının ağ uzunluğu 1000 metre ve ağ derinliği 164 metre. 164 metre ve altında kurşun yakası var. Hocam 115 metre yanlış. Avcılık yapıldığı takdirde yasal olarak şu an 164 metre su ürünleri tebliğinde geçen 115 metre. Bak gelin gör 164 metre. Peki. Bundan yani avcılık yapıldığı takdirde o bölgenin tamamen tarandığını, içinde her türlü canlının yakalandığını ve deniz çayırlarının da yok olduğunu görmektesiniz. Mutlaka sizin kıyısal alanları korumanız lazım. Ama diyor ki %80'ini diyor. Sayın Uçan buyurun siz söyleyin, çok az vaktim kaldı. %80'ini bu şu an bu balıkların bizim gırgır balıkçılar tutuyor yani. Gırgırlarımız tutuyor. Artı biz o tekneler kesinlikle ona avlanmasına yasak değil ki. 11 metreden onlar çıkamıyor ki ileriye. Yani 20 metre çıkamıyorlar onlar. Onlara her şey serbest. Ama bu şu an yasak yani son hocam, 8 yıldır uygulanan bir yasak. Şu an altımızdaki balığın engelliyorsunuz. Bunu size söyleyeyim. Bununla ilgili bir deney çalışmanız yoktur yani. Bu yasak son yani 8 yıldır uygulanan bir yasak. Yoktur dedi de. Olmaz olur mu? Var bütün diyorsun. Bilimsel çalışmalar var ve biz hocam, biyolojik çeşitlilik sözleşmesine imza atan bir ülkeyiz. Mutlaka bu kıyısal alanları korumamız lazım hocam, ki bizim koruma alanlarımız bile yetersiz. Peki. Şu an 50 yıldan beri uskumru balığı olmuyordu. Geçen sene uskumru balığı bol oldu. Gerçek uskumru. Bunu ne diyeceksiniz peki? Yani bizim denizlerimizde her an her balık olabilir yani. Böyle bir sıkıntı yok. Şimdi yani biz balıklarımızı kaybediyoruz. Aslında yapılan yanlış sadece balıkçılık olarak söylemiyorum. Deniz kirlilik faktörü de var. Uskumru olsun, kılıç balığı olsun, orkinoz balığı olsun, biz bunu Karadeniz ve Marmara'da kaybettik. Neden? Bu balıkların oksijen ihtiyacı yüksek balıklar. Eğer ekosistemde yani bir bozulma, kirlilik varsa balıklar bölgeyi hocam, terk ediyor. Uskumru olsun, kılıç olmaz, bölgeyi terk eden balıklardan birisi. Sayın Uçan buyurun siz de söyleyin. Hocamın şimdi dedikleri hep balıkçı suçlu. Biz kırgır balıkçı suçlu. Biz şimdi büyük balıkçılar an, sanki değil mi? Şey değil. Bakın, kıyıda avlananlar değil de. Kilo, kültür balığı, bir kilo kültür balığının yemi 12 kilo balıktan oluyor. Ve bunu dışarı binlerce dolar veriyorsunuz, getiriyorsunuz. Bizim ülkemizde şu an bu kıyı yasağının 11 ve 15 metre olsa biz bunun bir önüne geçebileceğiz. Bugün bizim bir kasa balığımız 100 bin lira veya 80 lira veya 130 lira. Bugün kültür balığının 10 kilosu 250 lira 300 lira. Bu vatandaşın cebinden çıkıyor. Bunu düşünüyor musunuz? Şimdi su ürünleri sektörü gelişen bir sektör. Bir bakıma yararlı. Çünkü insanların protein ihtiyacının sağlanması bakımından. Ama su ürünleri sektörünün gelişebilmesi için doğadan avcılık yapılmasına ihtiyaç var. Doğadan hamsi, sardalya, çaça gibi balıklar avlanılıp balık unu fabrikasına gidiyor ve kültür balığının da yemini teşkil ediyor. Şimdi bu anlamda baktığımızda balıkçılarımız tamam su ürünleri sektöründen şikayetçiler ama su ürünleri sektörünün gelişimi için, yetiştiricilik sektörünün gelişimi için en büyük desteği de bizim balıkçılar yapıyorlar. Peki, avladıkları tamam. Eyvah, şu an balıklar doğru. Çaça olsun ki istavritin boyu küçüldüğünü düşünelim. Peki. Sizler kraça balık yer misiniz? Yavru balık yer misiniz? Bu balıklar daha çok avlanıp balık unu fabrikasına hocam, gidecek. İstavridin boyun 11 santim olmasının hiçbir manası yoktur. Size de araştırın. Bununla ilgili bir dersi üremesi için gerekli olduğunu yok. Söyledi hocam Sayın Uçan. Hayır, hocam süremi tamamladım maalesef. Çok teşekkür ediyorum Saadet Karakulak. Ve teşekkür ediyorum Mahmut Uçan. Ama efendim balık meselesinde de maalesef biz bilimsel konularda bile bazen böyle hakikaten sonuçta bir yol bulmakta problem yaşıyoruz. Yani balıklarla ilgili de çok anlaştık diyemeyeceğim. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra bitireceğiz manşeti.